İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli fark nedir? Soru sorabilmesi, varlığı sorgulayabilmesi. İlk sorumuz bizi oluşturan yapı taşımız hakkında. Gizemli ama görünmez bir yapı taşımız var. Atomlar. Var olan her şey küçük yapı taşlarından oluşur. Önce iki örnek. Taş bir duvar. Yüzlerce taş. En küçük yapı taşı döşenen şu taşlar. Küçük legolarla cansız heykeller. Birbirinin aynı minik legolardan oluşmuş cansız heykel tasarımları. Peki bizim en küçük legomuz ne? Yani en küçük yapı taşımız. Bizim diğer canlıların, dağların, taşların en küçük yapı taşı nasıl bir şey? İnsanlar tarih boyunca bunu merak etti ama öğrenemedi. 20. yüzyıla gelindiğinde her şeyin en küçük temel taşının atom olduğu kesin olarak anlaşıldı. 3 parça keşfedildi. Çekirdektekilerden birine proton, diğerine nötron dendi. Çevresinde dönen parçaya elektron dediler. Fakat atomu insan gözünün görme olasılığı yok. Görülemeyecek kadar küçük. Yani yapı taşımız görmediğimiz ve asla göremeyeceğimiz kadar küçüklükte. Şu an elimde bir toplu iğne var. Şu minnacık alana neler sığar? Virüsten başlayayım. Mesela COVID-19 virüsünden şu küçük alana kaç tane sığar? Bu minicik alana 100 milyon COVID virüsü sığıyor. 100 milyon insanı hasta edecek kadar virüs şu küçücük alana sığıyor. Tabii ki virüsün de yapı taşı atomlar. Peki aynı alana kaç tane atom sığar? 12 sıfırlı bir rakam. 5'in yanına 12 sıfır koyuyorum. 5 trilyon yapıyor. Şu minicik alana 100 milyon COVID virüsü sığıyor ama 5 trilyon hidrojen atomu aynı alana sığıyor. Bu bir saç teli göz bebeğimizin önünde. Bu kadar bir şey. Kaç karbon atomunu yan yana dizsek bu saç teli kalınlığına ulaşır? 500 bin. 500 bin karbon atomu el ele tutuşsa bir saç teli kadar oluyor. Atomlar bu kadar küçük olunca doğal olarak gözle görülemiyor. Elektron mikroskobuyla bile. İki bilim insanı 1986'da Scanning Tunneling Mikroskopu adını verdikleri mikroskobu yaptılar. Bununla da Nobel ödülü aldılar. Şöyle çalışıyor. Örnek element 1200 derece sıcaklıkta diğer atomlardan izole ediliyor. Milimetrenin milyonda birinde hareket eden küçük bir uç var. İnce uç ile atom zemin arasındaki mesafe ölçümleniyor. Atomları görmüyoruz ama dijital yansımasını görmüş oluyoruz. Atomların görüntü ve konum verileri böyle tablolaştırılıyor. Gördüğümüz sadece elektronların hızdan dolayı bulutusu bulanıklığı. Soldaki atom hidrojen. Hidrojende nötron yok. İstisnai bir şey. Elektron çevresinde dönüyor. Sağdaki ise oksijen. Çekirdekte proton ve nötron var. Çevresinde dönenler ise elektronlar. Peki bu animasyon gerçeği yansıtıyor mu? Şu çizimlerin hiçbiri gerçek ölçüleri yansıtmıyor. Sadece fikir versin diye yapılmış. Doğru ölçüleri şöyle anlayabiliriz. Atomun çekirdeğinde proton ve nötron var. Şu proton olsun, portakal. Şu elma ise nötron olsun. Bunların büyüklükleri birbirine yakın. Peki elektron? Elektron bunlara göre çok küçük. Şu frenk üzümünün bir tanesini elektron kabul edebilirim. Yarıçapı 3 mm olduğunda protonun 1836'da birine tekabül ediyor. Nötronun ise 1839'da birine. Bu kadar küçük. Peki proton, nötron burada. Elektron nerede? Bunlarla şöyle şu yakınlıkta mı? Değil. Gerçek ölçüleri şöyle anlayabiliriz. Bir stadyumda tam ortaya portakal ve elmayı koyalım. Elektron stadın ta en uzağında yer alır. Arada böyle bir mesafe var. Atomun gerçek ölçüleri bu. Şimdi size önemli bir soru sorayım. Atomun parçaları, proton, nötron ve elektron tüm atomlarda, elementlerde aynı mı? Yoksa her bir atom, her bir element farklı mı? Hidrojendeki elektronla helyumdaki aynı mı? Karbondaki elektron farklı mı? Veya hidrojendeki protonla altındaki proton farklı mı? Flordaki nötronla altındaki aynı mı? Evet, hepsi birbirinin aynısı. Örneğin altında 79 elektron var,
Florda 9 elektron var. Farklı olan sadece sayıları. Altını flordan, karbonu helyumdan ayıran özellik yalnızca atomlarının proton ve nötron sayılarındaki farklılık. Her şey bu parçacıkların farklı kombinasyonlarının eseri. Buna tek bir şeyden çok şey yapmak diyebiliriz. Örneğin nükleer füzyon oluyor, bir element bir diğerine dönüşüyor. Olan şey şu, hidrojen atomundaki proton daha sonra helyum atomunda görev alıyor. Daha sonra ise karbon atomunda çalışıyor. Çünkü temel parçacıklar birbirinin tıpkısı. Tek bir şeyden çok şey yapmayı bir de ben deneyeyim. Elimde şöyle mıknatıslı bir oyuncak var. Bu proton olsun, bir tanesi. Bu nötron olsun. Bu da çevresinde dönen elektron olsun. Bunlarla ben ne yapabilirim? Şöyle bir şey yapabilirim. Şöyle bir şey yapabilirim. Şöyle bir şey yapabilirim. Veya şöyle bir şey yapabilirim. Temelde bu oyuncağın başka hiçbir şeye dönüşmüyor. Ama değişme ve dönüşme, farklı bir yaratılışa evrilme atomlarda var. İki kimyasal formül, aynı atomlar kullanılmış, sadece sayıca farklılıklar var. İlkinde karbon 18 tane, ikincide 19. İlkinde 24 hidrojen atomu, ikincide 28, 4 fazla. Oksijen sayıları aynı, ikişer tane. Bu küçük farklılıklar ne yapıyor? İlkini östrojen, yani kadınlık hormonu yapıyor. İkincisi ise testosteron, yani erkeklik hormonu. 5 fazla atom cinsiyet farklılığına neden oluyor. Bir de bu formüle bakın. Karbon sayısı 3'te 1'e, hidrojen yarıya düşmüş. Oksijen artmış. Bu değişikliklerle ortaya glikoz çıkmış. Yani bildiğimiz şeker molekülü. Örneğin suyun oluşması. 2 hidrojen atomu oksijen atomu ile el ele tutuşuyor. Elektronlar ortak kullanılıyor ve ortaya su çıkıyor. Evrende 118 element temel yapı olarak atom var. Atomlar öyle bir hassas yapı taşı ki onun da bir şeyden binlerce, milyonlarca farklı şey yaratılıyor. 3 temel ana parçacıkla, nötron, proton ve elektronla evrende akıl almaz bir canlılık, renklilik ve farklılık yaratılıyor. Atomlar için en uygun benzetme saat olabilir. Şu saat tam bir sanat eseri. Onlarca yüzyılın deneyimi ve saat ustalarının emeği var. Son derece hassas çarklar, olağanüstü işleyen bir mekanizma. Ama benzetmemiz yetersiz. Saat atomu karşılamaz. Neden karşılamaz anlatmaya çalışayım. Bir uçağın hızı ne kadardır? Saatte 800 bin kilometre. Bu da yaklaşık saniyede 200 metre demek. Yani uçak bir saniyede 200 metre gider. Atom çekirdeğinin etrafındaki elektronların hızı saniyede 2200 kilometre. Elektronlar uçaklardan 11 bin kat daha hızlı hareket ediyor. Bir de şu var, büyük çekirdekli uranyum gibi atomların 92 elektronu var. En iç yörüngesindeki elektronların, yani çekirdeğe en yakın olan elektronların hızı ışık hızında. Bu görselde periyodik tablonun nasıl oluştuğunu görüyoruz. Her yeni elementte elektronlar artıyor, çekirdek büyüyor. Elektronlar bu hızla hem kendi etraflarında hem de çekirdeğin etrafında dönüyor. Ve bu akıl almaz hızda tek bir trafik kazası yaşanmıyor. Hiçbiri bir diğeriyle çarpışmıyor. Trafik kazası oluyor ama ne zaman? İnsanlar çekirdeğini kurcaladığı zaman. İşte o zaman trafik kazası oluyor. Zincirleme reaksiyonlarla çekirdekteki madde enerjiye dönüşüyor, nükleer enerji açığa çıkıyor ve patlıyor. Atom bombası dediğimiz şey bu. Şimdi şöyle bir saat hayal edin. Çarkları saniyede 2200 kilometre hız yapsın ve bu saati milyon kere küçültün. Hayal ettiğimiz şey gerçekte var. Bir toplu iğnenin başına 5 trilyon bu mini hacimde saat sığıyor. Gerçeğe yakın en iyi atom görüntüsü bu. Elektronlar bulut gibi. Yerlerini ve yörüngelerini tespit etmek kesinlikle mümkün değil. Elektronların dönüşü, yörüngeleri, rezonans ve titreşimleri bu kadar hızlı iken bile rastgele tek bir hareket söz konusu değil. Bildiğimiz bir fizik kuralı. Zıt kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar iter. Atomlarda çekirdek artı yüklü, elektronlar eksi yüklü. Her bir elektronun farklı yörüngesi var.
birbirlerini itmeleri ve dağılıp gitmeleri gerekiyor. Denge bozulunca ya elektronların çekirdeğe yapışması, yani atomların içine çökmesi gerekiyor veya elektronların savrulup gitmesi gerekiyor. Ama bu olmuyor. Elektronların olağanüstü kaçış hızı saniyede 2200 km, çekirdeğin çekim gücüyle dengede kalıyor. Dengede kalmak ne demek? Şu mini bir dünya maketi. Mıknatısla çalışıyor. Şu aradaki mesafeyi çok dikkatli ayarlamam lazım. Eğer ayarlamasam ya yukarıya yapışır veya yuvarlanır gider. Aradaki mesafe çok hassas. Evet, şu an ayarladım. Şu mesafe değiştiği an yapışabilir. Şöyle bir sert hareketle yukarıya yapışıyor veya yuvarlanır. Şimdi atomu şöyle düşünebiliriz. Şunu elektron kabul etmiştik. Bunun gibi onlarca elektron var. Atom çekirdeği etrafında dönen. Ve bunlar ışık hızına, bazıları ışık hızına yakın hızda hareket ediyor. En yavaş gideni saniyede 2200 kilometre. Ve bu onlarca elektron atom etrafında, atomun çekirdeği etrafında dönerken en küçük bir trafik kazası yaşanmıyor. En küçük yapı taşında bir düzensizlik olsaydı ne biz var olurduk ne de dünya. Tüm evrenin varlığı bu akla ziyan hızda var olan hassasiyet ve düzene bağlı. Varlığın yapı taşı basit bir taş veya basit bir tuğla gibi olsaydı. Benzetme yapıyorum, bunların da en küçük parçası atomlar. Ve bu taşı ve tuğlayı zihninizde atom kadar küçültün. Elektronlar, protonlar ve nötronlar olmasın. Yapı taşımız hareketsiz taş ve tuğla şeklinde bunun gibi bir şey olsaydı. Minik, ölü, taş ve tuğlalar. Böyle ölü tuğlalarla ne yapılabilirdi? En fazla taş bir gezegen yapılırdı. Ay gibi veya Mars'a benzer bir gezegen olurdu. Ölü bir gezegen olurdu ama dünya olmazdı. Biz olmazdık. Periyodik tablodaki tüm elementler, atomlar saat gibi hareketli ve canlı olduğu için yaşamlar. Peki başka neler atomlara bağlı? Yüzlerce fizik ve kimya yasası var. Yaşamın akışını düzenleyen bu yasaların işleyişi atomlara bağlı. Atomlar sayesinde her şeyi görebiliyoruz. Işık fotonları atomların dış yörüngelerindeki elektronlara çarpıyor ve gözlerimize yansıyor. Böylece rengarenk görüyoruz. Sesleri duymamız, insan seslerini ayırt etmemiz, yüzlerce farklı insanı atomlar sayesinde seslerinden tanıyabiliyoruz. Onlarca enstrüman, farklı canlıların sesleri, tüm sesler uyum içinde atomlar sayesinde kulağımıza geliyor. Dünyanın her yanıyla telefonda konuşabiliyoruz. Bir internet yayınında dünyanın dört bir yanından binlerce kişi aynı anda bir araya gelebiliyor. Kokuların yayılması, yüzlerce farklı koku, kokuların kimliklerini koruyarak burnumuza ulaşması atomlar sayesinde. İnternet atomlar sayesinde bulundu. CERN laboratuvarlarında atomlar araştırılırken keşfedildi ve dünyaya yayıldı. Saniyeler içinde dilediğimiz bilgiye ulaşıyoruz. Bilgisayar programları ve yazılımların çalışması, online gerçekleşmesi, video kayıt sistemleri, çipler, hard diskler, televizyon yayıncılığı, navigasyon sistemleri, uzaktan kumandalar, fotoselli mekanizmalar, tüm bunları atomlardaki kompleks yapıya borçluyuz. Yani her şey elektronları toz bulutu halinde görünen atomlar sayesinde. Atomu saate benzetmiştik. Peki atomların mekanizması pahalı bir İsviçre saati kadar hassas mı? Bu çok komik bir soru oldu. Neden? Bu saatleri hatırlayanlar olacaktır. Kenarından kurulurdu. Her gün kurulması gerekiyordu. Ama her gün 1-2 dakikaya geri kalırdı veya ileri giderdi. Televizyona bakıp düzeltirdik. Şu anki pilli saatler ayda birkaç saniye falan hata yapabiliyor. Ama şimdi saniyelerin, saliselerin çok çok önemli olduğu bir zamana geldik. Uzaydaki uydular, iletişim sistemleri, navigasyon uygulamaları, askeri cihazlar, borsa işlemleri, bankacılık. Bu sektörlerde saniyeler değil, saliseler bile çok çok önemli. O nedenle insan eliyle yapılan saatler yeterli olmuyor. Atoma yerleştirilmiş olan doğal saati ölçü alıyoruz. Atom saatlerin çıkış nedeni bu. Bu ölçüm için sezyum atomundan yararlanılıyor. Sezyum 133 atomunda frekans değişimi, yani titreşim 1 saniyede 9 milyardan fazla.
Bir saniyelik titreşim 9 milyarı aşıyor. Aklın alamayacağı bir aralık. İşte bu titreşim aralığı saniyenin uluslararası standardı kabul ediliyor. Saniyenin ölçüsü bu. İnsanlığın başarısı bu doğal saati keşfetmek. Sezyum model atom saatinin maksimum hata olasılığı şu. 3 milyon yılda bir saniye hata. Bu da ölçümden kaynaklanması beklenen hata payı. Tüm elektronik saatler radyo sinyalleri aracılığıyla Colorado'daki atom saati ile senkronize ediliyor. Varlığın yapı taşı olan her bir atom eşsiz derece dakik işleyen birer saat. Elektronlar milyonda bir salise bile şaşmıyor. Rastgele bir savrulma yok. Varlığın yapı taşı bu taş gibi bir şey olsaydı, atomlardan oluşmadığını varsaydığımız bir taş, böyle bir yapı taşıyla saat karşılaştırmasını çok eski yıllarda bir doğa felsefecisi yapmış. Bilim insanı ve teolog William Paley şöyle diyor. Yürürken ayağım bir taşa çarpıyor. Bana sorulsa, bu taş buraya nasıl geldi, kim koydu? Şunu derim, eskiden beri burada, ezelden beri duruyor olabilir. Böyle deyip geçebilirim. Bu yanıtımın saçmalığı göz ardı edilebilir. Sonra yerde bir saate rastlıyorum. Aynı yanıtı veremem. Eskiden beri burada, kimse koymadı. Taş sorusuna verdiğim yanıt şimdi neden tuhaf kaçıyor? Çünkü saate baktığımızda onun tüm parçalarının bir amaç için imal edildiğini görüyoruz. Ki taşta bunu aramıyoruz. Örneğin bu parçalar hareket üretecek şekilde ayarlanmış. Ve bu hareket günün saatini gösterecek şekilde düzenlenmiş. Her bir çark birbiriyle uyumlu. Biri diğeri düşünülerek boyutlandırılmış. Paslanmasın diye çarklar pirinçten yapılmış. Yaylar çelikten yapılmış çünkü esnek olması istenmiş. Bu saatin bir sanatkarı veya ustası olması kaçınılmazdır. Ve kuşkusuz ustası bu saati bir amaç için yapmıştır. Sanatkarı görmeyişim ve daha önce bir saat imalatına tanık olmayışım bu sonucu zayıflatmaz. Beni oluşturan atomlar bu taş gibi değil, canlı birer mekanizma. Açıklamaya Newton fiziği yetmiyor. Kuantum mekaniği gerekiyor. Atom altı parçacıklar, kuarklar işin içine giriyor. Şöyle cansız, taştan bir heykel olsaydım, atomların da elektronsuz, çekirdeksiz olsaydı, taş deyip geçebilirdik belki. Ama değilim. Canlı mekanizmalardan oluşmuş 7 oktilyon, yani 27 sıfırlı sayıda atomdan oluşuyor. Her bir element en hassas İsviçre saatlerinden daha dakik çalışıyor. Evrenin veya benim yapı taşım, taş gibi cansız bir şey olsaydı, sanatkar aramak gerekmeyebilirdi belki. Peki ya şimdi?